Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün yeni bir video ile beyler karşınızdayım ve kaldığımız yerden devam ediyoruz Alpine serimize. Şimdi bu bölümde beyler buradaki bizim sardığımız silaj baylarını toplayacağız. Ondan sonra beyler büyük ihtimalle bir uyuyacağız, bir sabah olacak. Sabah olduktan sonra buradaki tarla falan düzenlemeye başlayabiliriz. Böyle paramız yeterse de belki oraya şey kurarız. Bir hayvan çiftliği kurarız ya da yaya geçeceğini sanmıyorum. O yüzden büyük ihtimalle sabah olunca beyler buradaki tarlayı düzenleyeceğiz. Hani full beyler şeyle dip kazanla veya bir pullukla orayı sürüp ona göre büyük ihtimalle dip kazanın olacak. Pullu gereksinimi falan giderip ona göre bir tarlaları ayarlayıp falan neresi tarla olacak neresi olmayacak onu ayarlayıp ondan sonra önümüzdeki bölümde falan da artık birazcık para kazanıp hayvanları kurmaya başlarız oraya hayvan çiftliklerini. Şimdi bana bu lazım. Beyler bu lazım bana. Hemen arkayı kilitleyeyim onu kapatalım. Tamam. Bize bu lazım beyler. Bununla şimdi gidip baylaları toplamaya başlayabiliriz. Baylaları toplayabiliriz beyler. Hemen romorkumuzu buradan alalım. Birazcık problem var şimdi. Bu baylaları nereye koyacağız falan. Yani. Ama büyük ihtimalle şu romorkun şu anda olduğu yere koyacağız diğer baylaları. Ve romorku dışarıya falan koyarız. Tabii bize böyle artık bir garaj falan da gerekiyor bizim. Çünkü ekipman sayımız artmaya başladı. Makine sayımız artmaya başladı. Bir garaj falan da gerekiyor bizlere. Büyük ihtimalle beyler o alt tarafı oraya bir garaj falan da kurarız yani. Bir değil birden fazla garaj da hani şimdilik bir tane kurarız önümüzdeki bölümlerde. Sonra yavaş yavaş zamanla tabii onların garajların sayısı artar. Burası zaten beyler bizim çiftliğe çok yakın yani. Bizim çiftlik sayılır burası zaten. Tek bir küçük bir yol var arada. Bazı ekipmanları, makineleri falan beyler buraya şey yaparız. Buraya garaja koyarız. Bu saman balyası kalsın şimdi burada beyler. Onu sonra ben şeyle Linder'la capture'ı alırım. Şimdi B diyeceğiz. Çalışmıyor bu bir saniye. He böyle tamam çalışıyor şu an beyler. Okey toplamaya başlayalım. Haydi bakalım. Topla havuç. Topla havuç. Topla havuç. Bu bayağı da balyalıyor beyler. Yani ben bunu unutmuştum. Bu romok bayağı balyalıyor. Bu çok iyi bir şey. Hop topla topla. Topla topla babuş. Topla topla. Yani büyük herhalde bu romoka biraz böyle küçük gibi gözüküyor ama zaten çok böyle yüksek hızda gitmesine gerek yok yani. Sonuçta zaten tarla çok, bizim çiftle çok yakın. Tarla içinde zaten 20-25 gitse bizim için şey oluyor, yeterli oluyor. O yüzden o öyle çok küçük de değil yani. Çok rahat çekiyor zaten 100 beygir traktör bu da yani. İşte kabini falan olmadığı için, önde ağırlığı olmadığı için birazcık küçük duruyor ama aslında yani turbolu 100 beygir makine bu. Böyle çok dandik makine değil yani, böyle kuvvetsiz makine değil. Hem turbo hem 100 beygir yani. Hem beygir yerine hem de turbolu için şeyli torklu bir makine. Bayağı rahat çekebiliyor gördüğünüz gibi. Hemen toplayalım baylalarımızı. Daha diğer tarafta dünya kadar balya var beyler. Yani buradan kesin beyler 2 romok çıkacak yani. Net eminim. Buradan beyler 2 romok en az silaj balyası çıkacak. Hatta beyler bu 2 romok silaj balyasına beyler şu an bir romoku eve şey yapalım, depolayalım bizim hayvanlar için. Bir romokun da beyler silaj değil fiyat varsa bir romokun da şey yapalım, satalım beyler silaj olarak. Bakalım silaj değil fiyat var mı beyler? Silajın fiyatı şu an artıyor beyler, çok iyi. Silajın fiyatı şu an artıyor. Silajın fiyatı birazcık artsın beyler, zamanlandırırız. İlk romoku depoladıktan sonra ikinci romoku beyler satarız yani. Belki 2 romoktan fazla çıkar bilmiyorum. Bir romok şey yaparız, eve depolayarız. Kalan çıkan bütün baylaları da silaj için satarız beyler ki birazcık para da gelsin oradan bizlere. Hem hayvan çiftliğini kurmak için falan biraz daha bize destek olmuş olur. Hem de zaten bu kadar fazla silaj baylası şimdilik ihtiyacımız yok bizim. Önümüzdeki yıl zaten buradan yine çim çıkacak. Diğer bizim şuradaki tarladan yine çim çıkacak. Yine silaj yapacağız. Yine kurul baylası yapacağız. Çok gerek yok. O yüzden bence bu kadar yeterli olur. Bir romoku depolayalım eve. Zaten evde daha şey var. Bir romok silaj baylası daha evde var. Bir romoku depolayacağız. İki romok silaj baylası çok fazla. Gerçekten bizim için şu an gereksiz. Hemen toplayalım buradan baylalarımızı da. Şöyle çiçekten sürelim beyler. Oh yüksek. Yüksek. Yüksek beyler. Topla babuş. Hop vurdu balle. Bir şey olmaz babuş. Bir şey olmaz. Sakin. Sakin bir şey olmaz baba. Hiçbir şey olmaz. Şimdi bunu alalım beyler. Hadi. Hem de bunun üstüne de şey yapıyordu değil mi? Üstüne depoluyorduk bunun. Bu kadar değil, bir de bunun üstüne bir şerit koyuyordu aynen. Bayağı bir alıyor aslında. Tamam. Yani bir demek ki beyler bir romoktan daha az balya kalacak satmak için ama yine de bayağı bir balya satacağız yani. Nereden baksanız beyler yine bir 20 balya, 15-20 balya falan kalacak satmak için. Yine problem değil. Hadi bakayım. Burada artık bu kadar yükleyince beyler romoku birazcık şey Bührer zorlanmaya başladı hani. Zorlanmaya başladı diyebilirim. Daha hatta beyler büyük ihtimalle şu an baryaların tam yükü beyler romokun üstünde değil çünkü otolarda olduğu için bayların çok az bir kısmının çok az bir yükü beyler romoka düşüyor. Şimdi full dolunca romok 35 balya oluyormuş. Bayağı oluyor 35 balya, çok fazla. Şimdi full toplayınca doldurunca romok beyler, bir de otolarda kapatıp bayların ağırlığını romoka bırakacağız şimdi, bakın iyi izleyin beyler.
Şimdi izleyin. Bak şimdi. Hop. Yok olmadı, bir saniye. Heh. Şimdi bayraların bütün yükübeler şeye kaldı, Rumok'a kaldı. Ve şimdi çok çok daha fazla zorlaması lazım Linder'ın. Evet, gördüğünüz gibi hatta bu burayı hiç şey yapamıyoruz ya. Yani çıkaramıyoruz burayı falan. Bayağı bir zorlanıyor şu an. Arka diferansiyeli kilitleyelim. Bayağı bir zorlanıyor beyler. Rumok da yanlıyor falan böyle. Çok güzel ya. Çok iyi. Çok iyi beyler. Ama 35 tane silaj balyası var şimdi. Silaj balyası çok ağır oluyor beyler. 35 balya bayağı yani. Şimdi az buz bir yük değil. Gerçekten fazla bir yük. Şimdi yavaş yavaş böyle beyler şöyle devirmeden arka difik kapatabiliriz artık. Açık kalmasın. Yani kilitli kalmasın. Asfalta çıkacağız zaten. Gerek kalmayacak diferansiyeli falan ama çok güzel beyler. Bir şey değil mi? Görüntü çok güzel ha. Oy. Burada hafif yine bir bayırlı düzlü geldi beyler. Yine zorlanmaya başladı. Hadi bakayım. Hem yani çok fazla patinaj çektiğinden değil beyler. Daha çok motorun gücü şey yapmadığından, yetmediğinden çekemiyor. 100 beygir ancak yani bu hızlarda çekmeye yetiyor. Şimdi yukuş aşağı birazcık hızlanmaya başladı ama şimdi bayırda yine hemen zorlanmaya başlar. Ama tabii şimdi asfalt olduğu için asfaltta biraz daha rahat gidiyor. Çünkü asfaltta lastikler biliyorsunuz daha rahat şey yapıyorlar, dönüyorlar. Daha rahat tekerleniyorlar. İşte rolling resistance dediğimiz olay. Yani dönme direnci daha az oluyor şeylerin, lastiklerin asfalt üzerinde. O yüzden de daha rahat dönüyor. Daha hızlı gidebiliyor traktör. Ve daha rahat çekebiliyor hani. Hadi bakalım. Cemo ile fizik dersleri hadi. Cemo ile FS'de fizik dersleri beyler. Hadi bakayım. Var mı böyle başka YouTube'a baba? Hem oyunu gösteriyorum size, hem elendiriyorum size, hem de fizik bilgisi veriyorum ya. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey baba? Şaka yapıyorum beyler şimdi. Yeni gelenler varsa falan böyle oha çok egolu falan demesinler. Şaka yapıyorum. Bunlar şaka. O kadar egolu değilim yani. Şimdi beyler bayalarımızı şuraya boşaltacağız. İnşallah devirmeden. İnşallah beyler. Devirmeden sakin sakin. İnşallah sakin sakin boşaltabileceğiz. Hemen şöyle yavaş yavaş bir dingil böyle hop. Dingil kopmasın şimdi önden dingil. Yavaş yavaş şöyle gidelim. Şöyle yapalım beyler biz bir. Hazır buradayken şimdi yine bir otolağda yükleyelim şeyleri. Şöyle bir yüklesin beyler. Heh tamam. Okey. Böyle olsun bir. Şimdi beyler şöyle yapacağız bir. Böyle bir geleceğiz buraya böyle düz düz. Ben yani şöyle. Böyle yamuk değil ama şöyle düz gelmemiz lazım. Hop tamam. Bence düz şu an beyler. Tamam şu an bence. Düz gibi. Tamam. Tamam beyler şu an düz. Okey. Boşal diyelim beyler şimdi. Nereden? Şöyle mi? Aynen böyle yapıyordu beyler. Şimdi bayraları şöyle bir şuraya koyalım. Ha, böyle değil. Ha, aşağı indiremiyoruz galiba. Tamam. Problem değil. İnşallah düşünce yere bayralar dağılmazlar diye umuyorum. Buradan bayralar şey yapıyor mu? Göremiyorum. Çarpıyor mu oraya? Yok çarpmıyor. Daha bayağı var. Okey o zaman. Hadi be. Heh, şöyle. Şöyle yapabiliriz böyle. Hafif yamuk oluyor. Hiç problem değil bence. Hop. Tamam. Güzel. Güzel beyler. Süper oldu. Tamam. Romok'la şimdi giderek şey yapabiliriz. Gidip bizim diğer bayraları doldurup onları artık satmaya gidebiliriz ama bunun için ben zamanı biraz açıklandırmam gerekecek benim. Ki sirajın fiyatı artsın. Tam maksimum fiyatına gelsin diye. Çok böyle inanılmaz bir fiyat yok sirajda şu an ama yine de böyle satabileceğimiz bir fiyat bence. Tabii. Bir taraftan hava kararıyor. Gece oldu beyler. Ama biz farlarımız var. Problem değil. Bizim farlarımız var babuş. Tamam en azından 2000 olsa beyler çok iyi olur. Yani 200 euro olsa iyi olur. 200 euroya bence iyi gider. 200 olsa güzel olabilir şimdi. Şöyle yapalım. Bir saniye. Fiyatlara bakalım. Tamam yavaş yavaş artıyor. 2000 olmayacak gibi ama 1900 falan olur gibi görünüyor şu anlık. Ben map açayım çünkü hiçbir şey görmüyorum şu an beyler. Yanlış yerde gidiyorum galiba. Aynen. Aynen bayağı bir yanlış yerde gidiyormuşum hatta. Tamam. Evet artıyor ama dediğim gibi çok iştah açıcı değil beyler. Heh. Şimdi gece olduğu için bir de bizim burada balya unutma gibi bir problemimiz de olabilir ama artık kalan balya olursa da onu da şöyle Linder'da alıp eve götürürüz. Problem değil artık. Alabildiğimiz kadar hop yavaş yavaş. Alabildiğimiz kadarını alacağız beyler. Satacağız kalanı. Kalacak işte yapacak bir şey yok ona. Başka nerede var acaba balya şimdi? Pek de göremiyorum ha. Hiçbir şey göremiyorum şu an.
Şurada bir balya var, karşıda var, tamam. Aynen gözüküyorlar ya. O tamam tamam gözüküyorlar baba. Güzel gözüküyorlar böyle. O kadar da kötü değilmiş. Hafif hafif gözüküyorlar. Hop. Tamam. Buradankini de alalım. Topla babucuğum da. Bunu da alalım. Başka var mı burada? Yok. Şuradalarda başka uşu da var bir tane. Onu da alalım. Hadi bakalım. Bunu da topla. Hop yavaş bekle bir saniye. Bunu da topladık. Güzel. Başka şurada var. Tamam bunu da alalım. Şimdi bunu da alalım beyler. Başka kalmadı gibi ya. Aynen başka. Başka yok gibi beyler. Okey bu kadar çıktı. Kaç? 16 balya kaldı satmak için. Bence iyi. Fiyat halen artıyor beyler. O zaman 120x yapalım artık. Fiyat halen artıyor. Başka balya kalmadı gibi görünüyor. Aynen başka balya kalmadı. Sadece bir tane orada saman balyası vardı beyler biliyorsunuz. O saman balyası kaldı. O da problem değil. Şimdi şey yapalım. Tamam. Romok'a bırakalım bunları. Otolattan çıkaralım. Kayışla bağlayalım beyler. Hop. 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 Ha şöyle kayışla bağlayalım bunları. Ve balyaların bütün yükü Romok'a düşsün. Yani traktör orayı düşsün. Öyle gidelim artık. 16 balyamızı götürelim ve satalım. Satalım beyler. Satacağımız yer nerede acaba? Aa 2000 oluyor beyler burada. 2000 yaklaşıyor. Samanlık nerede? Samanlık burada. Tamam. Buradan tamam tıkır tıkır şöyle gideceğiz. Yeri işaretle diyelim. Tamam. Güzel. Okey. Şuradan şuraya hani oraya falan gideceğiz böyle. Okey. Uyarı ışığımız bizim yokmuş. Tamam. Arka ışığı kapatalım artık. Sadece ön farlar olsun. Böyle yavaş yavaş gideceğiz beyler. Evet. Saat 12 geçti beyler ve artık kış mevsimine girdik. Artık kış ayına girdi beyler. Ve şu an toprak derecesi daha 0 derece beyler. 0 derecede pullukla sürebiliyor muydu bilmiyorum ama şu an beyler biz artık bu tarlayı sürme işte dip kazanla patlatma veya işte sürme gibi işlemler izin vermiyor olabilir. Acaba -1 dereceden sonra mı vermiyordu yoksa direkt 0 derece olunca da mı vermiyordu onu beyler hiç hatırlamıyorum. Ya bir deneriz ama artık bize vermeyebilir. Oo tamam. Toprak derecesi beyler 0 derece demin ama şu an -2 derece oldu toprak derecesi. Artık kesinlikle bize vermeyecek. Tamam artık beyler. 3 gün kış olacak işte. Kıştan sonra mecburen artık süreceğiz. Yapacak bir şey yok. Neyse biz paramızı alalım beyler. Şey yaparız. Biz yine böyle çiftliğimizi kurarız. Çiftliğimizi kurduktan sonra artan yerler nereleri tarla olacaksa belirleyip oraları süreriz falan. Hiç problem değil. Kışın hatta o kışın 3 gün boyunca beyler çiftliğimizi kurarız. Hayvan çiftliği falan onları kurarız. 380 bin oldu bile. Seradan falan para geliyor bize. İşte bizim o televizyon şey televizyon diyorum. Telefon anteninden az çok para bir şeyler geliyor bizlere. Şimdi bu stretcher satacağız. Buradan da bir iyi para gelir diye düşünüyorum. Daha artıyor bile fiyat. Buradan da bir iyi para gelecek. Yani aslında bir hayvan çiftliği kurmak için iyi bir miktar para gelir gibi diye düşünüyorum. Gazoz için abi. Şimdi buradan şuradan mı geçiyorduk? Ha yok lan diğer taraftan geçiliyormuş. Ben dedim oradan gitsem mi diye de ama arka tarafta gözüküyordu. Ben de buradan gidiliyordur diye şey yapmıştım ya. Ama babuş öyle olmuyor ki ya. Öyle olmuyor ki ya. Şimdi buradan nasıl döneyim ben ya? Aç arka farları. Ben buradan nasıl döneyim şimdi be baba? Ya döneriz tabii ki de şimdi biz profesyonel şoförüz de hani. Herkes öyle dönemiyor buralardan falan sonra hani. Hani bize tamam da başkasına ya yapmayın böyle. Herkes bizim gibi profesyonel şoför değil şimdi yani. Arkadaşları kapatalım beyler. Herhalde bunların şaka olduğunu söylememe gerek yok beyler. Hani inşallah bunu ciddiye alıp bunları linç etmezsiniz beni. Ki linç ederseniz de umurumda çok olmuyor da hani inşallah hani öyle bir şey yapmazsınız. Çünkü komik oluyor yani. Komik de böyle bir cringe oluyor yani ne bileyim. Bu espricikleri hiç anlamayıp böyle gerçekten her şeyi ciddiye almak falan sarmıyor. Para gelmedi beyler bize. O nasıl oluyor? Samanla sattıktan sonra akşam mı para geliyor bizlere? Yani saat 12 geçten sonra mı para geliyor bizlere? Yoksa hiç bize para gelmedi mi şu an? Şu an bize para gelmedi beyler. Hayırlısı burada satışlarda gözüküyor en azından. Mül geliri yok. Burada satışlarda da şu an gözükmüyor beyler. Bizim paramız gelmedi. Samanla sattık.
Para gelmedi baba. Sabah şey, akşam gece 12'den sonra mı geliyor acaba? Para beyler. Akşam 12'den sonra mı geliyor acaba? Neyse ben bunu eve götüreyim beyler. Hem o zaman da şey zaman hızlı kalsın ve bir gün daha geçtikten sonra beyler saat 12 olduktan sonra ben yine görüşürüz. Bakalım saat şey akşam 12'den sonra mı parayı veriyor buradaki samanlık? Çünkü bilmiyorum böyle bir defa başıma geldi. Samanlık genelde hemen parayı veriyordu. Burada farklı olabilir. Bir bakarız ona şimdi birazdan. Tamam beyler, şimdi şunu bırakalım, remoku bırakalım buraya. Zamanı yavaşlattım beyler size şimdi şey olmasın. Video başlamadan 12 olmasın diye. Bu traktörcü buraya bırakabilir şimdi beyler ve zamanını ben hızlandırabilirim beyler. 1.12 olsun diye, hatta 12 olsun diye hızlandırma değil, direkt tam 12 bekleyelim beyler. 1.12 olsun diye bekleyelim. Ondan sonra da direkt uyuyalım bakalım. Para gelecek mi? Bu arada 612 bin euro geldi beyler. Şey 612 bin TL oldu. O hep şeyden Sera'dan ve bizim şuradaki telefon anteninden gelen paralar. Ama çok büyük bir kısmı Sera'dan gelen paralar. Hemen bakalım beyler, saat 12 olunca inşallah parayı verir bizlere. İnşallah yani. Çünkü buglandı falansa çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. 3, 2, 1. Vermedi. 6 tane hayvan öldü dedi. 6 tane hayvan öldü dedi. 6 hayvan şey 3 hayvan öldü dedi. He beyler tamam. Benim hatam beyler. Benim hatam şey oldu. Evet benim hatam beyler. Çünkü niye biliyorsunuz mu? Biz evet beyler 3 tane ineğimiz öldü bu arada. Onları geri alacağız şimdi, problem değil de. Benim hatam beyler, hata ne biliyor musunuz? Bizim bu mevsim moduna beyler sardıktan sonra hemen siraj olmuyor ya balyalar. Bunları bir beklemeniz lazım. Şu makineye bakın ölçüden sonra şimdi. Bunlar daha 18 saat var diyor. Bunlar daha %62 ferment olmuş. %100 ferment olunca siraj oluyor bunlar. Bunlar Çin balyasıydı beyler ve Çin balyasında bizde fiyat sıfır olduğu için oyun Çin gibi gördü onları. Satın aldı oyun onları ama Çin gibi gördü ve bize para vermedi. O yüzden beyler ben onların parasını şimdi hesaplayalım sizlerle. Fiyat 2000 TL'ydi beyler. 2000 küsür 2000 gibi bir şeydi. 2000 2010 muydu? İşte 1980 öyle bir şeydi. 2000'den varsayacağız fiyatı beyler. Ve 16 balya sattık. 16 çarpı 2 320 bin. 320 bin TL beyler. 320 bin TL kendime ben şu an ekleyeceğim beyler. Yani inşallah bunu hile gibi falan kabul etmezsiniz. Çünkü yani kendiniz hesaplayabilirsiniz. 16 tane siraj balyamız vardı. Ve fiyat işte 2000'di. 1980 dediğim gibi, 2010 mu 2020 bilmiyorum. 2000'den varsayacağız. O kadar çok bir şey yani, o 20 10 lira bir şey oynamıyor. 2000 TL'den varsayacağız ve 2000 TL'den her bir balya beyler 4000 litre alıyor, biliyorsunuz zaten bunu, biliyorsunuzdur. Yuvarlak balyalar 4000 litre silaj hani veya çim şey yapıyorlar, içinde barındırıyorlar. Ha yok pardon, 320 bin değil, daha fazla, ben yanlış şey yaptım. Aynen, bir saniye ben hesaplamam lazım. Tamam beyler, hesapladım. 128 bin lira oluyor. 128 bin lira, yanlış olmasın. 128 bin lira oluyor beyler. Her bir balya 4000 litre alıyor. 16 balya vardı. 1000 litresi 2000'den satıyoruz ve 128 bin lira oluyor beyler. Ben şimdi 128 bin lirayı ekleyeceğim beyler ve geri geleceğim. Tamam, şu an beyler şey yaptım, ekledim parayı. Yani tam birebir aynı para eklenmedi. 3 aşağı 5 yukarı beyler işte 120, 125 bin, 126 bin falan gibi bir para geldi galiba. 127 bin gibi. Tam 128 bin olmadı. TL olduğu için tam tutturamıyorum fiyatı ama 3 aşağı 5 yukarı aynı parayı ekledim beyler. Kendiniz de bakıp görüyorsunuz şu an zaten, hesaplarsınız. Bir problem yanlışlık varsa aşağı yorumlara yazın beyler. Umarım bunu hile bir görmezsiniz. Yani bunu öğrenmiş olduk ve bundan sonra da artık beyler kafamızda bulunduracağız ve şeyler siraj balyalarını satacağımız zaman bekleteceğiz evde ve siraj olduktan full fermente olduktan sonra satacağız beyler. Bunu da öğrenmiş olduk böylece, bence güzel oldu. Bizim bir samman balyamız vardı beyler tarlada ama o çürümüş olabilir bile artık, şu zaman hızlandırdık. Bu arada 3 tane ineğimiz öldü beyler, o 3 tane ineği geri alacağız şu an. 3 tane besli hayvanımız öldü bizim. Yapacak bir şey yok. 3 tane direkt Holstein alalım beyler. Ondan önce de bizim 2 tane ineğimiz ölmüş ama. Aa aynen. 5 tane ineğimiz ölmüş ya. Uzun süre beyler hayvanlara bakmıyoruz ya. Baya 5, 6, işte 7 tane falan hayvanımız olmuş beyler. 7 değil ya. 5 tane falan hayvanımız ölmüş beyler. Zaten şeyden çimden gelen parayı beyler biz 108 bin lira tam ineklere vermiş olduk hani. Yapacak bir şey yok. Ya yani böyleymiş beyler. Böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra daha çok önem çevireceğim. Merak etmeyin. Alacağız onları, besleyeceğiz. Hiç problem değil beyler. Onu halledeceğiz. Hemen gideyim beyler. Ben bir uyuyayım. Şeyde beyler, ben video dışında da artık bu hayvanları full besleyeceğim. Her şeyini tamam fullleyeceğim. Çünkü yani video içi bunu göstermeme gerek yok artık. Aynı ekipmanları kullanıyoruz. Video dışı beyler ben onları full besleyeceğim. Ve önümüzdeki bölüme full besli bir şekilde başlayacağız. Hemen bir uyuyalım şimdi beyler. Tamam. Hemen bir uyuyalım. Evet beyler böyle. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Önümüzdeki bölümlerde ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Bay bay.